Ne yapıyorum? Bravo. Ablamların düğünü çok iyi geldi. Uzun zamandır mahallede böyle bir eğlenceye katılmamıştım. Ablanların düğünü mü iyi geldi yoksa Murat'ın gelip piyanoyla sana eşlik etmesi mi? Ay. Aman. Sen devam et. Ben gidip Kadir'i kaldırayım. Hı hı. Efendim. İyi günler beyefendi. Murat Tur adıyla mı görüşüyorum? Buyurun. Murat Bey, İstanbul-Paris biletiniz hazır. Bilgi vermek için aramıştım. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar efendim. Sağ olun. Size de iyi günler. Ne oldu? Beni çağırmışsın. Benim çok sevdiğim mavi bir tişört vardı. Onu aradım ama bulamadım. Nerede olduğunu biliyor musun? Ay biliyorum tabii, ben kaldırdım onu. Kış geldi giymezsin diye. Bana lazım o. Bir ara odama bırakırsın değil mi? Ay bırakırım, bırakmasına da. Ya kış günlerde giyeceksin onu. Hem hasta olursun vallahi. Yaz gelecek yerimdeki. Sen niye bunları dün gece anlatmadın? Ya ne yapsaydım? Düğünün ortasında ben karakoldan geliyorum mu deseydim? Deseydin. Bu önemli bir konu. İşte keyfinizi kaçırmak istemedim. Neyse, olan olmuş artık. Mesele daha fazla büyümeden kapanmış. Murat Hoca olmasaydı biraz zor çıkardım içeriden. Adamları rica etmiş. Onlar da geri almış şikayetlerini. Ağır bir adam vallahi. Benim için kalktı, oraya kadar geldi. Tamam abla, asma suratını. Vallahi bir daha bulaşmayacağım öyle işlere. Yavaş yavaş akıllanıyorsun. İşte yavaş yavaş. Ben kahvaltıdan sonra eve gideceğim. Yok, daha öyle hemen gitme. Bekle biraz. Niye? Oğlum yeni evli onlar. Öyle ilk günden gidilir mi pat diye? Oho, getir sabahını. Onlar yeni evli diye ben eve mi gidemeyeceğim? Nasıl iş bu ya? Kobra. Kobra. Ben. Ana. Günaydın çiçeğim. Günaydın. Kız bana kahvaltımı hazırladı. Dün geceden sonra ikimiz de hak ettik yani. Ya dün gece büyük gece öyle şeyler demesene be. Allah'ım yarabbim. Aynı bunun çiçeği. Çiçek. Çiçek koyacaktım da senden güzel çiçek bulamadım çiçeğim. Yoksa bütün çiçekler sana feda olsun yani. Sev var ya, gene de romantiksin ha. Öyleyim, tabii öyleyim. Hayatımda ilk kez kahvaltı hazırladım. Sor bana niye? Niye? Hayatım, dün gece çok yoruldun, sen uğraşma diye yani. Ya öyle konuşma. Şaka yaptım çiçeğim. Ya şaka yapma. Dün geceyle ilgili şaka yapma. Benim için mühim bir geceydi dün gece. Tamam çiçeğim, mühimdi yani. Seninle geçirdiğim her gün, her gece, her saniye mühim yani. Çünkü sen mühimsin yani. Aferin, öyle konuş. Hadi soğumasın çay, al. Nasılsın? Nasıl görünüyorum? Gayet iyi. Sanırım bu halini piyano çalmana borçluyuz. Olabilir. Ya da başka bir nedeni vardır. Ben başka bir neden göremiyorum. Bu tamamen müziğin etkisi.
Okula geç kalıyorum. Sonra görüşürüz. Ya ben artık gideyim mi? Yok. Biraz daha bekle. Sıkıldım burada. Yapacak bir şey de yok. E sen sıkılma diye bahçeye çıktık işte. Hem sen anlat bakalım, Murat Hoca ile kaç kere görüştünüz? Bilmem. Epey görüştük. Çok yardımcı oldu bana. Ne konuda? Ya işte bu yıldız konusunda falan. Adam benim gibi değil. Anlıyor aşk meşk işlerinden. Nasıl anladın? Ne dedi ki sana? Akıl verdi işte. Yıldız'a doğruları söyle dedi. Seni seviyorsa mutlaka yanına gelecektir dedi. Pes etme dedi, vazgeçme dedi. Başka ne dedi? Ya sen niye soruyorsun ki ne dedi ne dedi? E sen sıkılma diye işte. Hı? Öylesine. Neyse, hadi ben kaçtım. İyi. Bak sakın bir daha başını belaya sokma. Her zaman Murat Hoca olmayacak yanında. Tamam, hadi görüşürüz. Yine gel. Tamam. Bir alt tondan gir. Peki. Sağ olun hocam. Rica ederim. Günaydın Bahar. Günaydın. Nasılsın? İyiyim Murat Bey. Ben de sizi bekliyordum. Bir şey mi oldu? Yo yo. Önemli bir şey değil. Aslında gayet önemsiz bile olabilir. Yaptığımız o güzel geziyi unutmamak için. Biri sizin, biri benim. Teşekkür ederim. Bunu saklayacağım. Ha, unutmadan. Bugün ve yarın için hiç toplantı koyma, olur mu? Kendime biraz vakit ayırmak istiyorum. Gelecek dönemin programı için yönetim sizinle görüşmek istiyordu. İsterseniz o toplantıyı haftaya erteleyelim. Mükemmel olur. Ne düşünüyorsun? Dün gece neden hiçbir şey söylemeden gitti? Canım ne söylesin? Gelip piyano çaldı ya işte. Belki beni görmek istemedi. Seni görmek istemese oraya da gelmezdi. Belki pişman oldu geldiğine. Nereden bilebiliriz Hasret? Bu kadar merak ediyorsan bence kendisine sormalısın. Arayayım mı yani? Sen ne yapmak istiyorsun? Keşke Murat Hoca'nın ne hissettiğini bilseydim. Hayat çok çabuk geçiyor kızım. İnsan fark etmiyor. Önce birer birer, sonra üçer beşer geçiyor yıllar. Mutlu olmak istiyorsan harekete geçmelisin. Ama her şeyden önce bir karar vermen lazım. Daha Levent'e de cevap vermedin. Haklısın. Vermedim. Vermem lazım. Düşün ve ne istiyorsan onu yap Hasret. Eminim içinden gelen ses sana doğru yolu gösterecektir. Kahvenizi getirdim. Teşekkür ederim. Temizlik mi yapıyorsunuz? Biraz hafifliyorum. İsterseniz size yardım edebilirim. Ben gayet iyiyim Bahar. Teşekkürler. Peki. Comment ça va Jean-Paul? Comment ça va Murat? Nasılsın? Harika. Sen nasılsın? Süper. Odan temizlendi.
Her şey hazır. Seni bekliyoruz. Hmm. Az kaldı. Yarın öğleden sonra orada olacağım. Murat, merak ediyorum. Gelince bol bol konuşuruz ama nereden çıktı bu Paris'e yerleşmek? Sen İstanbul'a aşıktın. Evet ama sanırım İstanbul bana artık aşık değil. Comment ça? Ne demek bu şimdi? Eskiden İstanbul'la biz iki sevgili gibiydik. Her göz göze geldiğimizde birbirimize bir şeyler verirdik. Şimdi öyle değil. Bu şehir çok kalabalıklaştı. Ona baktığımda artık başkalarının gözlerini görüyorum. Bu da bana sadece acı veriyor. Olala, sen çok dolmuşsun galiba. Detayları gelince konuşuruz. Valizini hazırladın mı? Her şey hazır. Sadece vedalaşmak istediğim son bir kişi var. Hüzünlü bir veda mı olacak? Vedalaştığımızı anlamayacak bile. Efendim. Nasıl gidiyor bakalım? İyi. Evdeyim, oturuyorum. Bütün gün öyle oturmaya devam mı edeceksin? Evet. Biraz dinlenmek istiyorum. Ben de bir şeyler yapalım diyecektim. Dün de çok yorulmuşum Levent. Bugün dışarı çıkmasam daha iyi olacak. Tamam. Öyle olsun. Bugünlük sana müsaade. Ama yarın elimden kurtulamazsın ona göre. Tamam. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Kek yapalım mı? Nereden çıktı? Canım çekti. Bir şeylerle uğraşıp kafanı dağıtmak istediğinden değil yani. Limonlu mu yapalım, havuçlu mu? Sen hangisini istersin? Limonlu. Çıkar bakalım malzemeleri. Hem ablamları da götürür ziyarete gittiğimizde değil mi? Olur tabii. Onları da aramadık hiç. Arasak mı şimdi? Bence daha sonra. Adam. Ne yapıyorsun kobra? Hangisi kral adam onu ölçüyorum çiçeğim. Bak bu bilezik Levent Bey'in bileziği. Bu da Murat Hoca'nın. En az 6 gram fark eder. Hep demiştim ben sana Murat Hoca büyük adam diye. Allah'ım yarabbim. Ay be öyle şeyler yapılır mı? Kim ne takmışsa takmış. Mühim olan içinden gelmesi. Mühim olan bozdurunca ne kadar para edeceği çiçeğim. Bak hala tartıyor. Büyük adam Murat Hoca. Kalkmışlar mıdır kız? Kaç saat oldu? Kalkmadılarsa da kalksınlar. O kadar düşünüp kahvaltılık bile getirmişiz yani. Kalkıp da bir zahmet yiyiversinler değil mi? Onları düşündüğümüzden değil yani. Ay yok, merak ettiğimizden değil vallahi. Ama nelerini merak edeceğim ben onların zaten. Tabii canım. Manyaklar. 2 bileklik, 4 bilezik, 4 çeyrek altın, 1 tam altın, 570 lira para, 20 euro Avrupa parası. Çokmuş be. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Şimdi çiçeğim, biz bunu nereye saklayacağız? Bilmem ki. Hiç saklayacak kadar param olmadı ki. Heh. Burada kimse bulamaz. Hadi oğlum. La gir. Kobra. Gir. Girsene. Anam. Anam. Lan. Lan. Anam. 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 Anam bacağım. Git, lan dokunma lan bacağım, ağrıyor. Dokunma. Kız gel gel. Anam buz gibi oldu börekler vallahi. Yok kız, bir şey olmaz. Aa, ne yapıyorsun be? Kız. Çok acıyor, dur gün lazım ya. Dur dedim, üstüne bastırma. Acıyor. Olma yeter. Kız hala mı? Öğlen oldu be ya. Uzat bana. Aa, ne yapıyorsun be? Ama ne yapıyorum canım?
Öyle iyi mi? Ya ağrıyor vallahi. Gülnaz kırılmış olmasın bu ya. Ne kırılması be kobra? Sapasağlam görmüyor musun? Yuh yani. Çüş, deve, ya. Oha yani. Olma yeter. Konser yanlış notadan çalmış. Tabii canım. Hiç kimse anlamaz mı ya? Hoca geldi, hoca geldi. Nasılsınız bakalım? İyiyiz hocam. Çok iyiyiz. Hocam bugün dışarı çıkmıyor muyuz? Sen istersen çık. Biz engel olmayalım. Öyle bir şey ancak senede bir kez olur. Bugün içerideyiz arkadaşlar. Bugün içerideyiz. Ama ders işlemeyeceğiz. Ne yapacağız peki hocam? Hepinizin yanında bir MP3 çalar vardır herhalde. Var. Var, var hocam. Var. Çıkarın bakalım onları. Şimdi herkes birbiriyle değişsin. Tamam abi. Ben sana vereyim. Al abi. Şimdi ne yapacağız? Dinleyin. Nereden açılıyor ben? Düşündüm ki yorgunluğu geçmiştir. Ve ben de gelip bir sürpriz yapayım. Hoş geldin. Girsene. Yok, gelmeyeyim. Aslında ben şey için geldim. Gülnaz'lara aldığımız eşyalar vardı ya. Hı hı. Onların teslimat günüymüş. Belki sen de yanlarında olmak istersin. Hemen mi çıkmamız lazım? Ben hazırım. İyi. O zaman ben de bir üstümü değiştireyim. Beklersin değil mi? Tabii. Zaten bekliyorum. Nazara geldik biz çiçeğim, söyleyeyim ben sana, yoksa ben düşmezdim o sandalyeden ha. Nazar değil kobra, senin dikkatsizliği de o. Kim geldi kız? Dur bakayım. Ana. Buyurun adamlar, ne istemiştiniz? Poğaça moğaça getirdik. Ha, düğün sabahı adettendir. Aman canım, ne zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ana ne oldu kız sana böyle? Bir değişmiş ise. Ne olmuş? Bir iyilik gelmiş üstüne. Ha, gazı kaçmış, kola gibisin ya. Evlendim ya artık. Biraz değiştim galiba. Ay. Kobra ne yapıyor kız? Çekil bakayım. İyi, geç buyurun. Allah Allah. Ana! Ne oldu lan? Geçmiş olsun. Düştüm. Nereden düştün lan? Kız yoksa bu gece seni yataktan mı fırlattı? Allah'ım yarabbim. İlahi bal çiçek. Ne komik kızsın sen kız. Anam hiç alışamadım kız benim bunun bu haline. Ne olmuş ki halime? Ana! O neydi kız? Kız gökten altın yağıyor ya. Ay. Evlilikte keramet vardır derlerdi de inanmazdım vallahi. Lan! Dokunma kızım. O bizim altınımız. Aman dur be, yemedik tamam, burada duruyor işte. O ne kız? Ne düştü? Kız şimdi de bilezik düştü. Kız rahmetini arttırıyor mu bu? Lan dokunma dedim ya. Lan oğlum ne böğürüyorsun bir ikide bir? Ben alayım canım onları. Aldım. Kız nereden geliyor bunların bereketi? Allah buradan geliyor bak. Allah cezanı vermesin seni. Ay vallahi bunlar bir hoş olmuş ha evlenince. Ne oluyor size be? Kız sahi siz niye hiç evden çıkmıyorsunuz? Keyif yapıyoruz Kadriye teyze. Tabii canım. Keyif tabii. Yapıyorlarmış. Ne de olsa yeni evlisiniz. Allah Allah. Sağ olsun, kahveyi de Cafer açtı. Ana kız, Cafer kahvede mi? Hı hı. Görmediniz mi onu? Orada o. Anam. Ben bir gidip bakayım bari. Hadi. Hadi lan, hadi keyif yapın kızlar. Hadi. Hadi. Ya tamam işte, temiz. Yeteri kadar değil. Daha temiz olmalı. Müşterinin biri gelip bir şey dese ne cevap vereceğiz? Beğenmiyorsan git evinde iç diyeceğiz. Ne diyeceğiz? İyi. Sonra da iflas bayrağını çekeceğiz. Kadir, ben bir sorumluluk aldım. Ve bu işi en iyi şekilde yapacağım. Şu bardağı ben bir kere daha yıkayayım.
Sana kolay gelsin. Sağ ol. Ay kolay gelsin Cafer Bey. Oo. Hayırlı olsuna geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Buyuralım bari. Bir çayınızı içelim dedik. Tamam, hemen getireyim ben. Tatlıya teyze, tatlıya teyze. Ne var kız? Tüttana mal gelmiş, tent alıyorlar. Aa, koş kız, koş. Şş. Hadi görüşürüz tatlıya teyze. Cafer Beyciğim, çaylar bir oldu canım. Tamam, peki. Güzel bir düğün oldu değil mi? Evet, çok eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Uzun zamandır bu kadar güzel bir gece geçirmemiştim. Arkadaşlar, herkes çıkarsın kulaklığını. Aldığı arkadaşını iade etsin. Sana dinlettiğim uzun zaman ben de çok güzel gerçekten. Beğendin mi? Nereden bayıldın? Çok güzel. Sana bayıldım. Çok güzel. Tamam da kaç şarkı isteyecektim. Hiç duymadığım Fikret Kuzulok şarkıları var mı sende? Bir ara yollasana bana. Tabii olur. Ha gerçekten mi? Tamam olur. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet hocam. Tamam hocam. O zaman ders bitmiştir. Ders bitti mi? Aa neden? Bu kadar mı hocam? Ders yapmayacak mıyız? Bence bugüne kadar yaptığımız en verimli derslerden biriydi. Herkes yeni şarkılar, yeni sesler duydu. Hep aynı şarkıları ard arda dinlemekten daha iyi oldu değil mi? Evet hocam, kesinlikle. Haklısınız hocam. Evet hocam, kesinlikle. Umarım benden sonra da müziğe hep farklı pencerelerden bakmaya devam edersiniz. Nasıl benden? Nasıl yani? O ne demek? Sizden sonra mı? Ben gidiyorum arkadaşlar. Nasıl yani ya? Ne gitmesin? Gidiyor musunuz? Hocam, nereye gidiyorsunuz hocam? Biraz önce arkadaşınızın MP3 çalarında farklı bir müzik dinlediğinizde bu size iyi geldi, öyle değil mi? Evet, iyi geldi. Evet, evet hocam. Çok güzeldi. Bazen insana farklı yerler, farklı duygular iyi gelir. İşte galiba benim de o farklı yerlere, farklı renklere, farklı duygulara ihtiyacım var. Onun için uzun bir süre izninizle hanımefendiler ve beyefendiler. Ben bu dersi Murat Hoca için seçtim. Sizi çok özleyeceğiz hocam. Ben de sizi özleyeceğim. Ama bazen gideceğin zamanı bilmen gerekiyor. Hepinize bugüne kadarki birlikteliğimiz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Merhaba. Hoş geldin Hasret. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba oğlum. Hoş geldiniz. Abi merdivenden çıkacak mı ya? Çok dar baksana. Yanına basına tut ya. Kobra be. He. Bak ne güzel evlendik. Güdü mü oldu? Al. Süper oldu süper. Vallahi. Artıkın bana karıcığım diyebilirsin. Karıcığım. Kocacığım. Efendim. Tepelikte geçirdiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Ay hatırlamam mı be? Her şeyin başladığı geceydi o gece. O gece mi daha güzeldi yoksa dün gece mi? İkisi de güzeldi be çiçeğim. Beni seviyor musun? Sevmem mi be? Ne kadar? Çiçeğim ben kapıya bakayım, sen yoruldun zaten. Dön abi. Tamam. Ana. Günaydın. Zasit, günaydın. Levent Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Abası. Nasılsın? İyi. Nereden çıktın sen kız? İyi misin? Bu ne lan?
La bu ne? Hoş geldiniz. Yanlış getirdiler herhalde. Yok, sizin için. Ne, bizim için mi? Dön abi dön. Levent'le düğün hediyemiz. Ya ne gerek vardı? Ne gerek bu vardı? Bu evlenmek ne güzel şeymiş ya. Gel arkadaş gel, basamağa dikkat et. Ay ne zahmet ettiniz. Olur mu canım? Güle güle kullanın. Ben geçeyim içeri bir. Tamam gel. İyi gel, geç bakalım. Kardeşim. Kolay gidecek. Bu tarafa. Ha. Ana. Koy oraya. Tamam abi. Tamam. Orada kız. Tamam abi tamam. Televizyon. Televizyon mu? Kız o kadar büyük televizyon tamam. Nereye koyacağız biz? İçeride koltuklar var ya. Çok sağ olun kız. Arap kardeşim yavaş. Çarp bana. Ve şunları bir yerleştireyim. Buraya, tamam. Ben ofise dönüyorum. Tamam. Ben biraz daha kalıp yardım edeyim. Ben bir televizyonu nereye koyacağım? Bir şey lazım olursa ara. Ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Levent. Şunun üzerine koyuyorum televizyonu. Safiye. Teşekkür ederim. Hadi indir hadi. Aman ne olacak, canınızda da var. Tamam abla çarpmayız merak etme. Tamam gel gel gel. Murat Hoca. Merhaba Hasret. Nasılsın? İyiyim. Ben de tam seni arayacaktım. Kadir için yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. Rica ederim Hasret. Bir önemi yok. Sana sormak istediğim bazı şeyler var. Müzikle ilgili. Tabii. Sorabilirsin. Zamanın var mı? Var tabii. İstersen bir yerde buluşup konuşabiliriz. Tamam. Nerede buluşalım? Necdet, ne zaman dönüyorsun İstanbul'a? Artık dön de şu işin bir kutlamasını yapalım. Bir hafta mı? Ben bir hafta bekleyemem. O zaman sen gelince ayrı bir kutlama yaparız. Hadi ben de. Hoşça kal. Ne kutlaması bu? Akşam sizi yemeğe götürüyorum. Murat'ı da arayacağım. Hep birlikte yeni işimizi kutlayacağız. Allah Allah. İnsan bu hayatta neler görüyor, neler duyuyor. Sen bizi yemeğe götüreceksin. Aman Nesrin. Bozma şimdi keyfimi. Neşeliyim işte, ne güzel. Sanki hiç yapmadım. Tamam, tamam, tamam. Bir daha aramadı değil mi seni o herif? Kim? Şu Sercan denen motorize salak. Kim olacak? Aramadı. Sesi soluğu çıkmıyor geceden beri. Ararsa haber vereceksin Yıldız, ona göre. Yine bir yerde buluşup kavga edin değil mi? Yok. Bu herif bu kızı rahatsız ediyor diye şikayet edeceğim polise. Ben de sandım ki yine siz... Yok ya, işim olmaz artık. Her seferinde Murat Hoca kurtaramaz ya. Kalırım vallahi içeride. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Ne alırsınız? Ben de bir kahve alayım. Tabii efendim.
Hepsi özel tasarım efendim. Beğendiğiniz bir parça var mı? Elinizde başka neler var? Sanırım sizin için çok özel birini alıyorsunuz. Evet, özel biri. Biraz vaktiniz varsa size çok daha güzel yüzükler gösterebilirim. Tamam, bekliyorum. Buyurun şöyle efendim. Cevat Bey, bizim o özel koleksiyonu getirebilir misiniz? Bekliyorum. Ben de dedim ki konservatuara gitmedim. Ama Murat Turalı'dan özel ders aldım. O zaman ne dedi? Bir sürü şey. Senin eğitimini Avrupa'da aldığını, bu yüzden Türk müziğini bilmediğini bile söyledi. Ama hepsinin cevabını verdim. Beni savunduğun için teşekkür ederim. İçimden geleni yaptım. Ama doğru olanı yapmamışsın. Neden? Tartışmayı daha fazla uzatmadan provayı sağlıklı bir şekilde bitirmen gerekirdi. Ama adam sana demediğini bırak. Önemli değil. Benim hakkımda ileri geri konuşan bir sürü insan var. Hepsine cevap vermeye kalkacak mısın? Hiç tavsiye etmem. Hem belki de haklılar. Nasıl yani? Belki de ben gerçekten bu toprakların müziğini o kadar iyi bilmiyorum. Belki de benim yerim burası değil. Belki de başka ülkenin müziğiyle ilgilenmenin sırası geldi. Senin Türk müziği hakkında bildiklerini kimse bilmiyor. Derste anlattıklarını hala kulağımda. Demek öğrendiklerini unutmadın. Tabii ki unutmadım. Onlar sana hayat boyu lazım olacak. Ama bilmediğim daha bir sürü şey var. Zamanla her şeyi öğreneceksin. Çok rahat değil mi kız? Vallahi çok rahat. Kardeşim en güzeli de almış gidip. Kaç paradır acaba? Vallahi çok paradır bence. Ben sana diyeyim, en azından 1000 lira vardır bu. 1000 lira mı? Ha, o da yani en az yani. 2000 lira. Kalk lan. Kalk 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 kalk. Ne kalk kız? Kalk oturma, gel şuraya otur. İskibesi bu, kalk. Kız bunlara bakmak için mi alındı? Oturacağız tabii. Hayır efendim, oturmayacağız, bakacağız. Misafir koltuğu bu, misafir oturacak. O zaman televizyonu da açmayalım, misafir gelince açarız. Herhalde Kubra. Hem biz 7 evliyiz be. Televizyonu seyredeceğiz. Ne yapacağız? Otur şuraya. Tut ellerimi. Çek beni. Uh be. Rahat rahat. Biri görecek derdi de yok. Hakikaten kız. Gülnaz. Öpeyim mi? Öp. Ben de seni öpeyim. Düğün nasıldı peki? İyiydi. Kalabalıktı. Millet hep oynadı. Ablan da çok mutlu olmuştur. Vallahi öyle görünüyordu. Bu akşam gidip tebrik edelim mi? Bu akşam mı? Zaten düğünden önce de çağırmıştı, gidememiştik. Şimdi tam zamanı. İyi, tamam olur. Efendim anne. Yok, bu akşam geç geleceğim. Bir arkadaşımla yemek yiyeceğiz. Öf anne, kimse kim sana ne? Anne. Yeniden çalmaya başladın galiba. Pardon. Efendim baba. Murat neredesin şimdi? Bir kafedeyim. Ne oldu? Akşam şu yeni tekstil işinin kutlamasını yapacağız. Bir saat içinde toplanıyoruz. Kesin seni de bekliyorum. Gelmek isterdim baba ama şu an hasretle beraberim. Hasret mi? Tamam, onu da al gel. Sen ciddi misin? Hasrete verir misin telefonu? Babam seni istiyor. Alo. Hasret merhaba kızım, nasılsın? İyiyim. Siz? Ben de iyiyim. Bak şimdi beni iyi dinle. Bu akşam güzel bir eğlence düzenliyorum. İşle ilgili küçük bir kutlama. Mutlaka seni de bekliyorum. Karşında oturan mızımızı da alıp geliyorsun, tamam mı?
Tamam. Peki. O halde akşama görüşürüz. Görüşürüz. Gidiyor muyuz? Öyle görünüyor. Umarım bu akşam için bir programın yoktur Bahar'cığım. Hayır, yok. Harika. Akşam Ethem'in küçük bir kutlama yemeği olacak. Katılırsan çok seviniriz. Memnuniyetle. Bence aradığınızı bunların içine bulacaksınız Levent Bey. Çok özel müşterilerimiz için sakladığımız özel bir koleksiyon. Özel görünüyorlar. Taşları Belçika'dan özel olarak sipariş ediyoruz. İşçiliği ise İsviçre'de yapılıyor. Bunu istiyorum. Harika bir seçim yaptınız. Ne zaman hazır olur? Bir haftayı bulur efendim. Yapma ya, o kadar uzun mu? Dediğim gibi çok özel yüzükler biraz zaman alıyor. Benim durumum biraz acil. Sizden ricam mümkün olduğunca hızlı davranmanız. Siz hiç merak etmeyin. Yalnız benim bir parmak ölçüsüne ihtiyacım olacak. Tamam. Halletmeye çalışırım. Al kız, mısır patlattım. Yok kız, yemem, kilo yapıyor. Anam. Ana, kız Cafer arıyor. Alo. Alo, Balçıçak Hanım, merhaba, ben Cafer. Ay tanıdım, tanıdım. Buyurun, hayırdır bu saatte? Şimdi... Yani biraz önce Kobe ile konuştum da ben. Kendisi bugün izinli olduğu için işe... Sizi benim götürmemi istedi. Yani tabii sizin için de uygunsa. Ay tabii tabii uygun. Ne demek? Şey düşündüm ben bir de. Madem 1-2 saat vaktimiz var şimdi, bu süreyi benim evde geçirelim birlikte diye düşündüm. Nasıl yani? Ay yok yok. Şey yani yiyecek bir şeyler hazırlamıştım da ben. Beraber bir yemek yeriz dedim. Ay olur tabii ayol. Ben de tam acıkmıştım. Tamam o zaman. Bekliyorum sizi. Görüşürüz. Tamam. Hadi bay. Ben gidiyorum Kadriye teyzem. Cafer beni yemeğe davet etti. Hazırlanmam lazım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nerede kaldı Muratlar? Muratlar? Heh, geldiler. Hasret'in burada ne işi var? Ben davet ettim. Sen mi davet ettin? Merhaba. Merhaba anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Hasret. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? Ben harikayım. Gelin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçin şöyle. Oba. Bunlar ne ya? Seçim falan var. Belediye mi bıraktı? Yok. Hasret ablanın düğün hediyesi. Biz de böyle boş boş geldik. Hiç aklımıza gelmedi. Olsun güzelim. Sizin gelmeniz hediye. Çok güzel. Maşallah. Çay. Ay ben böyle bir sofra beklemiyordum.
İsterseniz kaldırayım mumları. Ay yok canım yok, olur mu öyle şey, oturun. Ay ben mum ışığına bayılırım. Kırmızı seversiniz inşallah. Kırmızı benim en sevdiğim renktir. Ben şaraptan bahsetmiştim. Ay ben kırmızı şaraba da bayılırım. İçelim o zaman birer kadeh. Akşama benim sahnem vardı ama. Bir kadehten bir şey olmaz herhalde. Hadi içelim o zaman madem almışsınız. Sağlığınıza. Ay sizin de. Ben yemekleri getireyim. Oldu. Bu nasıl kutlama böyle? Kimse konuşmuyor. Kalk mıyız? Gidiyor muyuz? Evet, dans edeceğiz. Hanımefendi. Hasret'i buraya davet ederken ne düşündün çok merak ediyorum. Düşünmedim. Kalbimin sesini dinledim. Ethem ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Bırakalım oğlumuz istediklerini yapsın. Umarım Bahar bir an önce gelir. Oğlunu bırakıp benimle ilgilenecek misin? Yine harika görünüyorsun hayatım. Geçen gün beni biraz daha buluyorsun hayatım. Uzun zamandır onları böyle görmemiştim. Ne düşünüyorsun? Hiç. Une chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Yok artık. Ne oluyor böyle? Bırak, bizi ilgilendirmez nesi? Müzik çok güzel. Evet. Sözleri de güzeldir bu şarkının. Sen beni seviyordun. Ben seni seviyordum. Ama hayat aşıkları yavaşça ve sessizce ayırır. Ve dalgalar ayrılmış çiftlerin kumsaldaki ayak izlerini siler. Çok güzelmiş.
nesini seviyorum biliyor musun? Nesini? Asla ne olacağını tahmin edemiyorsun. Yani sabah evden çıkarken seninle bu dansı yapabileceğimi nereden bilebilirdim ki? Ne zamandır yoksun? Öyle oldu. Aşık mı oldun? Kim bu şanslı kız? Şuna bakabilir miyim? Tabii. Baksana, kaç numara bu? Demek o derece aşıksın. Evlilik teklifi mi? Kaç numara? 7. Teşekkürler. Neyse, sonra görüşürüz. Hızlı gidiyorsun. Ne yapayım? Bu geceyi ancak böyle atlatabilirim. Gayet mutlu görünüyorlar. Bahar geldi. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Özür dilerim, geç kaldım. Rica ederiz. Hiç sorun değil. Dursana. Murat Bey nerede? Dans ediyorlar. Ethem benden habersiz Hasret'i de davet etmiş. Bu arada senin gözlüklerin ne oldu? Doktor artık kullanmama gerek olmadığını söyledi. İşte annem söylerdi, babam çalardı. Sonra bunlar bir gün iş güç deyip çekip gittiler. Ben de anneannemin yanında kaldım. Kadın da gelmiş mi seksenine? Bir iki sene sonra da kadın çortlamasın mı? Çortlamak ne demek? Anam yani nallara dikti avaya. Dağtalı köye gitti senin anlayacağın. Başınız sağ olsun. Ben de kaldım böyle bir başıma ortada, ne yapayım? Sizinkiler? Yani anneniz babanız? Oo, uçtular uçtular. Onlar da mı öldü? Ay yok be, ne ölmesi, Amerika'ya uçtular. Ha. Ben de telefonda duyardım seslerini ama bir 10 yıl öncedir herhalde. Ne güzel. Anam ne güzeli be, kaç yaşımda bir başıma kaldım diyor. Yo hayır, yani bunca zorluğa rağmen başarılı biri olmuşsunuz. Ha. Takdir ettim doğrusu. Vallahi ben de seni takdir ettim Cafer Beyciğim, yani böyle ömrümde lezzetli plaki yemedim. Afiyet olsun. Sağ ol. Bir kadeh daha. Hadi içelim ya. Ay ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bak, evlenmeyi falan düşünürseniz elimde bir tarih var. 11-11-11 nasıl? Aman be Kobretti deyip. Seni evlenecek değiller ya, ta gençler onlar. Ya bırak çocuklar evlensin, güzeldir evlenmek. Tabii evlilik çok güzel. Ben bakayım. Hadi bak. Bak o erken geldiyse 12-12-12 var. O nasıl? Allah'ım yarabbim. Buyurun kime bakmış? Kızınız kim? Çekilir misiniz? Ne oluyor lan? Oluyor be? Yıldız. Allah'ım yarabbim, paldır küldür. Kim bunlar kobra? Yürü gidiyoruz. Baba bir dakika. Beyefendi bir dakika, bir çay için oturun, ne oluyor ya? Yürü Yıldız, seninle evde konuşacağız. Abi bir dakika, biz sadece arkadaşız. Bak delikanlı, bir kere kurtardın kendini. Bu sana ders olsun, tamam mı? Baba. Yürü. Baba lütfen. Hadi. Yürü.
baba, tamam, ne oluyor? Tamam, konuşma. Evde konuşacağız dedim. Lan. Dur, dur, dur bir Kadir. Nereye? Geç otur. Geç otur. Nereye? Ya bir dakika abla ya. Ya oğlum bir otur ya. Ben bu halini çok sevdim. Yüzünün güzelliği ortaya çıkmış. Değil mi Murat? Önemli olan Bahar'ın bu halini sevmesi. O kadar sene gözlük taktıktan sonra alışmak kolay olmamıştır sanırım. Hiç kolay olmadı. Aynaya bakınca hala kendimi tanıyamıyorum. Kimler nelere, hangi kıyafetlere alışıyor bir bilsen. Merak etme Bahar'cığım, sen de alışırsın. Baba. Ne oldu şimdi senin şu tekstil işi? Her şey yolunda oğlum. Baban hangi işe girip de başarısız olmuş? Mallar gemiye yüklendi geliyor. O halde bu yeni işin şerefine. Levent nasıl Hasri? Neden bana soruyorsunuz? Kime soracağım başka? Aramızda ona en yakın kişi sensin. Vaktinizin çoğunu beraber geçirmiyor musunuz? Albüm hazırlanıyor Nesin için. Bu gayet doğal değil mi? O zaman Hasret'in yeni albümüne. Ben Yıldız'la konuşmaya gidiyorum. Dur oğlum bir dakika ya. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum lan gidip yine karakolluk mu olacaksın ha? Başını belaya mı sokacaksın? Ne yapacaksın? Ya ne olacaksa olsun abla, umurumda değil. Bir dur oğlum, sakin ol. Otur bakayım, bir otur. Hadi gittin diyelim. Ne yapacaksın? Orada ne yapacaksın? Hı? Ya ne yapacağım? Yıldız aldı götürdü babası ya bir şey yaparsa? Lan oğlum, oğlu babası. Sen nesisin ha? Sen ne yapacaksın? Ya gidip alacağım ben Yıldız'ı abla. Ha çok güzel. Onlar da polisi arayıp peşine düşsünler. Bak Kadir, bir daha polis işi çıkarırsan yeminle aklımı helal etmem sana ha. Şuralarda düşer ölürüm. Ya ne yapayım abla, bu evde oturacak mıyım böyle? Evet oturacaksın cücük, böyle oturacaksın. Sabah olsun sağlam kafayla görüşürsünüz. Bak, bak laf dinliyor mu bak Kadir. Tamam be bırak, çocuk havas. Bırak. Bir dansa daha var mısın? Yorgunum Ethem. Dans etmeyenler esin. Ben dans etmedim Murat Bey. Benimle dans etmek ister misiniz? Tabii. Geç oldu. Ben izninizle gidiyorum. Ben bırakırım seni. Taksiyle giderim. Gerek yok. Ben bırakırım. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ethem Bey, davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Müsaadenizle. İyi akşamlar. Hadi Yıldız, aç şu telefonu ya. Şu an ulaşılamıyor. Burada mısın lan cücük? İyi. Bak sakın bir yere kaybolma ha. Ben aşağı odama gidiyorum. Yatacağım. İyi git. Müzik açalım mı? Tabii. CD'ler şurada. Bakalım en son ne dinlemişsin? Her şeyin başladığı o beste. Bu besteyi yapmamış olsan sahneye asla çıkamayacaktım. Belki de çıkardın. Evet.
Mahalle düğünlerinde. Ben olmasam da sen keşfedilirdin Hasret. Yeteneklerini görmemek için kör olmak lazım. Yetenek mi? Konuşmayı bile beceremiyordum. Bana her şeyi sen öğrettin. Ben sadece içindekini ortaya çıkardım. Her şeyi sen kendin başardın. Sen olmasan başaramazdım. Başarırdım. Bundan sonra da başaracaksın. Çok daha iyi olacaksın. Tek başıma yapamam. Yaparsın. Sadece kendine inan. Bu noktaya geldiysen daha iyi yerlere de gelebilirsin. Üstelik tek başına da değilsin. Levent var. Levent işini çok iyi yapar Hasret. Bana söz ver. Ne için? Asla pes etmeyip çok çalışacaksın. Söz. Ay saat geç oldu. Beni de mekandan beklerler. Hay Allah, ne güzel de oturuyorduk. Öyle de işte. Tamam, ben bırakayım sizi. Bir saniye bekleyin, üstüme bir şey alayım. Ben hazırım, buyurun. Otur Cafer, otur. Niye, gitmiyor muyuz? Yok anam, gitmiyoruz. Ben kendime kafa izni verdim. Patronu ararım, astayım mastayım derim, bir şey uydururum, otur sen. Sahneye kim çıkacak peki? Aman bizim orada tuvaletçi Kadife abla var. O çıksın. Onun da sesi güzel. İyi. Yani siz öyle diyorsanız. Ay tabii ayol. Böyle güzel plaki bırakılıp gidilir mi? Aa, çok güzel olmuş. Vallahi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ne geceydi ama. Bence çok keyifli bir gece oldu. Ne demezsin. Ortalık ne kadar gergindi, görmedin mi? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Zaten senin son günlerde gözün anlaşmadan başka bir şey görmüyor. Yanılıyorsun. Şu anda gözlerim yanında çok güzel bir kadın görüyor. Bıraktığın için teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim. Neden? Her şey için. Bu gece çok güzel bir geceydi. Benim için de. Söylediklerimi unutma. Unutmam. Ayrıca bana söz verdin. Onu da unutma. Bir daha görüşmeyecekmişiz gibi konuşuyorsun. İyi geceler. İyi geceler. Hoşçakal Hasret.
Aa, sen uyumadın mı daha? Nasıl uyurum Hasret? Sen Murat Hoca ile yemeğe çıkacağız deyince öldüm meraktan. Ne yemeğiymiş bu durup dururken? Gel anlatayım. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Kız, bak duyduk mu sesler geliyor. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan. Gördün mü başımıza gelenleri? Ne var be Kadriye teyze, beraber şarkı söylüyorlar. Gece gece beni dayaklandırdın kız. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Neymiş o gece gece şarkı söylemek? Ben kapıyı çalacağım, çağıracağım. Bal çiçek gitsin evine. Kadriye teyze bir dur. ...diye kandırma beni. Ay kız sana da. Ay senin de sesin pek güzelmiş be. Yok canım, sizinkinin yanında lafı mı olur? Hani biz bu sizi bizi ortadan kaldırmıştık? Ne yapayım, alışkanlık işte. Ay neyse ben gideyim artık. Şey ya çok özür dilerim. Yani benimkisi dediğim gibi alışkanlık işte. Yoksa ben de sizinle aman yani seninle daha işte daha samimi. Ay yok ayol ben onu demek istemedim. Geç oldu artık gitmem lazım. Hem zaten sen bana güven veren birisi olmasan ben buraya gelmezdim ki. Ama iyi ki geldin. Ay vallahi kız. İşten de kaytardık. Güzel zaman geçirdik ha. Evet. Bir daha yapalım olur mu? Ay, olur. Yaparız. Tamam. Ay. Neyse ben gideyim artık. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Bıraksana bizi. Asıl sen bırak beni peşinde. Yok sana. Be Ay çok sinirsiniz Cafer Bey. Ay, sen bir... Gülnaz. Ya bırak. Bırak dedim. Hayırdır siz bu saatte? Geçiyorduk. Uğrayalım dedik. Ha geçiyordunuz. Geçiyorduk. Geçemedik kaldık. Kadriye teyze merak etti de bakalım dedik. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz diye. İyi akşamlar Cafer Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cafer Bey. Çok teşekkür ederim her şey için. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yürü, İyi akşamlar. Yürü, yürü. Buraya kadar çocuk gibi takip etmişler beni ya. Seni düşünen de kabahat. Yürü be. Üf. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants Nereye böyle? Murat Hoca'nın yanına. Ne yapacaksın Hasret? Dün sanki söylemediği bir şey var gibiydi. Belki bugün öğrenirim. Ya da ben bir şey söylerim. Ne söylersin? Bilmiyorum anne. Sadece onu görmem gerektiğini hissediyorum. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın anne. Dün geceki eğlenceyi haftaya tekrarlayalım diyorum. Ama bu kez aile içinde olsun. Baban, sen, ben, Bahar. Bahar. Hı hı. Bahar ne zamandan beri bizim ailemizden? Aa, çok güzel kız. Eğitimli, terbiyeli. Anneciğim, sabah sabah yine bu konuyu konuşmasak. Tamam, tamam. Ben zaten bunu söylemeye gelmedim. Vakfa gidiyorum. Koray da benimle geliyor, haberin olsun. Tamam anneciğim, görüşürüz. Bu nereden çıktı şimdi? Sabah da babanı öptün. Sen sevmezdin böyle şeyleri. İçimden geldi. Bunlar nedir? Arabaya götürüyorum. Biraz da yolda dinleyeceğim. Haber? İyi. Murat Hoca'yı gördün mü? Odasında yok. Bilmiyorum vallahi, görmedim. İstersen bir de Bahar'a sor. Hı. Tamam. Senin ne işin var burada? Murat Hoca'yı arıyorum. Ne oldu? Neden arıyorsun? Bugün gelecek mi? Gelmeyecek. Bir notun varsa bana söyle. Notum yok. Yüz yüze konuşmak istiyorum. Murat Bey'in seni görmek istediğinden emin misin? Eminim. Biraz ağrıyor ama hafif bir ağrı. Ne oldu be Kobra? Yenge ilk günden dövdü mü seni? İşinize bakın lan, sandalyeden düştüm. Yavaş. Vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ne olan ne bu keyif? Günaydın. Vay Kobra. Hayırdır oğlum, ne oldu? Tek başına kalınca neşen yerine mi geldi? Yok be Kobra. İnan hissediyorum yokluğunu. Dün gece de hissettin mi? Evde davet vermişsin.
Öyle. Aldık oğlum istihbarat. Yani güzel bir yemek yedik. Bir dahaki sefer hep beraber yaparız kısmet olursa. Cafer Bey, sağ olasın. Yokluğumuzda kahveyi çekip çevirdin. E işte, elimden geldiğince. Sen daha iş bulamadın değil mi kendine? Yok ya, kış da geliyor. Ne yapsak bilmiyorum. Ya bırakın işi gücü. Anlat bakalım, Balçıçek ne ayar? Ne oldu? Aa, ne oldu lan Süzgün? Efendim Levent. Hasret neredesin sen? Dışarıdayım, bir şey mi oldu? Hani bugün ofiste buluşup şarkı sözlerini belirleyecektik? Tamamen unutmuşum. Birkaç saat sonra gelsem olur mu? Olur mu Hasret? Besteciler bizden acil haber bekliyor. Bir karar verip hemen besteleri çıkarmamız gerek. Geliyorsun değil mi? Çok uzun sürmez değil mi? Yo, sanmıyorum. Sen gel, hemen hallederiz. Tamam. Geliyorum. Yolculuk var galiba Murat Bey. Evet, uzun bir yolculuk. Havaalanı değil mi Murat Bey? Evet, lütfen. Bir dakika durur musunuz? Hemen geleceğim. Nasıl sözler? Fena değil, değil mi? Evet, iyi. İyi misin sen? İyiyim. Geldiğinden beri sanki aklın burada değil. Bana bugünlük izin verir misin? Lütfen.
gidebiliriz. Ama sahilden lütfen. Biraz trafik olur ama. Olsun, vaktim var. Tabii efendim. Sahilden gitmeyi seviyorum. İstanbul çok güzel görünüyor. Yolculuk ne tarafa Murat Bey? Fransa, Paris. Konser var herhalde. Hayır, yok. O zaman tatil için gidiyorsunuz. O da değil. Uzun zaman kalacağım. Özleteceksiniz kendinizi. Kaç zamandır? Gözlerim yollarda kalmıştı vallahi. Murat Hoca burada mı? Yok, çıkmış. Ne oldu? Bir şey mi diyecektin? Nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum Hasret. Çünkü kendisi genelde bana hesap vermez. Telefonu yok mu? Arasana. Aradım demin. Kapalıydı. Okulda da yok. E o zaman da yapacak bir şey yok. İyi günler. Sizi de rahatsız ettim ama bana bir şey söylemedi. Belki siz nerede olduğunu biliyorsunuzdur diye aradım. Ben de bilmiyorum Bahar'cığım. Sabah gördüm en son. Bir yere gideceğinden de bahsetmedi. Bir haber alırsanız. Tabii tatlım, merak etme. Ben haber alır almaz sana söylerim. Murat'ın nerede olduğunu biliyor musun Nakiye? Ay bilmiyorum, bana da bir şey söylemedi. Yine Hasret'le mi buluştu acaba? Ay yok yok, ben de size onu söyleyecektim. Hasret geldi az önce. O da Murat Bey'i arıyor. Ha iyi bari. Hiç olmazsa onun yanında değil. Aa. Niye arıyor yine Murat'ı bu kız? Ha geldi galiba. Merhaba. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben aşağıdaki durağın taksicisiyim. Az önce Murat Bey'i buradan aldım. Arabada kitabını unutmuş, onu getireyim dedim. Teşekkürler. Nereye bıraktınız Murat'ı? Havaalanına bıraktım. Nereye gideceğini söyledi mi peki? Vallahi Paris'e gideceğim dedim. Tamam beyefendi, teşekkür ederiz. İyi günler. Mi? Teşekkürler. Sağ olun. Ne oldu, konuştunuz mu Murat'la? Hayır. Okula gittim, yoktu. Evde de yok. Telefonu zaten kapalı. Tamam canım, merak etme. Meşgul demek ki. Açar telefonunu, konuşursunuz. Sıkma canını.
Murat! 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 Hoş geldin monsieur. Hoş bulduk. O kadar kötü görmedim seni. Daha mı kötü bekliyordum? Telefonda sesin öyle geliyordu. Sen nasılsın? Süper. Sen geldin. Çok iyi. Seni Paris havasını sokarım hemen. Hadi bakalım. Efendim, her tarafa iyice baktım. Hay Allah'ım, niye gider ki bu çocuk? Ay belki acil bir şey olmuştur. Gidince arar, merak etmeyin. Meltem Hanım, Ethem Bey'i arar mısınız? Hemen eve gelsin. Tabii ki, hemen arayayım. Kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Nasıl? Gittiğimden beri pek bir şey değişmemiş. Hiçbir şey dokunmadık. Jean-Paul, merci beaucoup. Burayı özlemişim. Paris'te seni özledi. Bak şimdi, biraz dinlen. Benim kısa bir işim var. Sonra çıkarız. Olur, acele etme. Paris bana yabancı değil. Ben şöyle bir dolaşırım. Tamam, keyfine bak. Alo efendim. Sana ulaşamayınca merak ettim. Kimse de nerede olduğunu söylemedi. Kimse bilmiyor ki nerede olduğunu. Neredesin peki? Paris'teyim. Paris mi? Hı-hı. Evet. Niçin peki? Bahsetmedin. Bir iş için mi gittin? Hayır. Burada yaşamaya karar verdim.
burada yaşamak mı? Hep mi yani? Dönmeyecek misin? Hayır. Neden söylemedin? Neden veda bile etmeden? Aslında ettim. Ama sen farkına varmadın. İstanbul nasıl? Gerçi birkaç saat oldu ama. Soğuk. Paris de soğuk. Bir filmde adam Paris aşk şehridir demişti. Benim için yalnızlığın şehri. Sadece yalnızlığın. İstanbul ne olacak peki? İstanbul hep olacak. Ama ben onunla olmayacağım. Anladım. Tamam. Peki o zaman. Peki. Peki. Kendine iyi bak. Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal. Ne oldu kız, elektrik mi çarptı? Yok be, bir ses duydum sanki. O benim senin için çarpan kalbimin sesidir çiçeğim. Sen de evlendikten sonra bayağı romantik oldun ha. Herhalde yani, ben aşk adamıyım kızım. Ya Kobra, ben bir ses duydum gibi oluyorum. Hırsız bırsız olmasın. Yok be, ne hırsızı? Öyle deme Kobra'm, ben televizyonda gördüydüm. Böyle yeni evlenenleri takip ediyorlarmış. Sonra evlerine girip soyup soğana çeviriyorlarmış onları. Yok be çiçeğim, ben buradayım. Ben buradayken bu eve girecek hırsızın alnını karıştırırım. Ay ne güzel düşünmüşsün canım, da çok çektiydi ha. Ne alayım ne alayım dedim. Aklıma bir tek bu geldi. Vallahi ben buna başladım, hayatta duramam söyleyeyim. Ben de duramam. E hadi durmayalım o zaman. Olur. Ay teşekkür ederim. Rica ederim. Yiyecek bir şeyler hazırladım. Hadi aşağı gel. İstemiyorum. Anne. Ben ne yaptım da bunlar oldu? Neden gitti?
Bu ilişki seni çok hırpaladı Hasret. Artık toparlanman lazım. Madem Murat kendine yeni bir hayat kuruyor, sen de aynısını yapabilirsin. Nereye? Biraz bahçede oturacağım. Hayatım tamam, konuştun işte Murat'la. Konuştum da ne oldu? Bir daha dönmeyi düşünmüyorum diyor. Olur mu öyle şey? Biraz zaman geçsin, konuşacağız tabii ki. Biz bir aileyiz Ethem. Eğer böyle bir karar aldıysa bizimle paylaşması gerekirdi. Haklısın hayatım. Ama paylaşsa ne olacaktı? Gitmesine izin mi verecektin? Elbette ki hayır. Belki de senin böyle davranacağını bildiği için bu şekilde bir yol izledi. Biraz onu anlamaya çalış, sakin ol. Hiç beni yatıştırmaya çalışma Ethem, rica ediyorum. Rica ediyorum. Bu ilişki seni çok hırpaladı Hasret. Artık toparlanman lazım. Madem Murat kendine yeni bir hayat kuruyor, sen de aynısını yapabilirsin. Pardon. Levent. Ben de seni arayacaktım. Nasıl olduğunu merak ettim, iyi misin? İyiyim. Aa, sevindim. Seninle konuşmak istiyorum. Görüşebilir miyiz? Tamam, olur. Ofise görüşelim mi? Tamam, görüşürüz. O yüzü yarın hemen istiyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Tamam efendim. Sen benim kızımsın Hasret. Ayakta durmak için kimsenin yardımına ihtiyacın yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Levent. Ben teklifini iyice düşündüm. Ve? Kabul edemem. Lütfen beni anla.